Ya aşkım, acaba diyorum pijama yaşak ne diyorsun? Karnım acıktı da. Olur hayatım da en azından insanların olduğu kalabalık ortamlarda böyle konuşmasan mı? Çen benden utanıyor musun Çen? Aman da utanayım mıymış benim küçük piyençim? Utanmak değil de insanlar garip garip bakıyorlar. Hoş olmuyor yani. Yoksa bence çok tatlı. Hoş geldiniz. Karar verdiyseniz siparişinizi alabilirim. Bizim kaynımız çok acıktı. Pizza yiyeceğiz. İki tane de kola lüften. Ne yaylana yaylana konuşuyorsun ya? Murat lan, senin burnun bu kadar yamuk muydu ya? Vallahi kazık gibi duruyor. Ne alakası var kanka ya? Birazcık kemerli sadece. Hem 18 yaşına girince yaptıracağım ben burnumu. Hadi sen onu yaptırırsın da Mert bu götü göbeği ne yapacak? Baksana hayvan gibi kilo almış. Ben de kilo veririm, ne var yani? Ben de bir de biraz kilo almış olabilirim. Allah Allah ya. İyi öyle olsun bakalım. Ya Zafer? Zafer'e ne demeli? Bir saniye bir saniye. Arkadaşlar biz bunu niye dinliyoruz ki? Çoğunluk biziz. Dövelim gitsin. Zafer kanka ben öyle demek istemedim. Hem senin kusurun yok ki, 10 numara adamsın. Yok yok, ben gayet iyi anladım. Gel bakalım sen şöyle. Madem o kadar kusursuzsun, sen de birkaç kusur oluşturup duruma eşitleyelim. Kanka, bugün çekildiğimiz fotoğraflar 10 numara ya. Bak bak, şimdi story atacağım, kudursun millet. Herkes haddini bildirelim, görsünler günlerini. Güzel fotoğraflar da niye kuduruyorlar onu anlamadım kanka, normal fotoğraf işte. Çok safsın kanka, izle şimdi bak, paylaşıyorum. Ne yazsam ya? Heh, buldum. Bize yeni düşmanlar lazım. Eskilerinin hepsi hayranımız oldu. Paylaş. Lan ne adamsın ya. Millet üstüne bile alınmıyor. Bakıp geçiyorlar. Farkındasın değil mi? Sen öyle san kanka. Onlar kendilerini biliyorlar. Rahat ol sen. Aynen aynen. Herkes ağzının payını verdin. Helal olsun. Te Allah'ım ya. Kanka bayağıdır çıkmıyorduk. İyi oldu ya. Sahilaması almış olduk. Geçen çıktığımızda... Aa, geçen çıktığımızda demişken lafını unutma kanka. Geçen bir kızla çıktım. Çok güzel vakit geçirdik. Bir kafeye gittik, çok iyiydi. Seninle de gidelim bir gün mutlaka. Olur olur gideriz. Benim de Kadıköy'de bildiğim bir yer var. Orası da çok iyi bak. Masaları böyle... Masaları demişken kanka, lafını unutma sakın. Geçen gün bir bilgisayar masası sipariş ettim. İnternetteki görselle gelen masanın alakası yok. Resmen dolandırıcıymış adamlar. Ufacık masa geldi ya. Kötü olmuş ya. Çıplak gözle görmeden almamak gerekiyor. Geçen ben de bir sipariş verdim. Aa kanka, çıplak göz demişken... Yok ebesin artık ya. Tamam kanka, sadece sen anlat, dinliyorum ben seni. Pardon kanka ya, ben lafını unutma diye şey yapıyordum ama... Hangi birini hatırlayayım pezevenk? Anlatacağım bütün şeyleri yarıda böldün. Oo, yemekler de süpermiş ha. Kim yaptıysa ellerine sağlık valla. Taze de mi bu içecekler? Geçen tarihi geçmiş bir meyve suyu içmiştim. 2 gün tuvaletten çıkamadım valla. Cırcır olmuşum, patır patır tuvalete zor attım kendimi. Kanka birazdan yemek yiyeceğiz bak. Midemizi bulandırma durduk yere ya. Ne var lan? Hepimiz yapmıyor muyuz sanki? Doğanın kanunu bu oğlum. Sindirim sistemi diye bir şey var. Bir taraftan yerken bir taraftan çıkarmamız gerekiyor. Sana afiyet olsun. Ben de iştah miştah kalmadı. Ne dedim ki ben şimdi ya? Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.